24 Kasım Öğretmenler Günü Berlin Başkonsolosluğu'nda kutlandı. Kutlamaya birçok öğretmen ve çok sayıda davetli katıldı. Başta Almanya'nın başkenti Berlin olmak üzere Frankfurt, Bremen, Londra ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları düzenlendi. Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törene Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Berlin Eğitim Müşaviri Cemal Yıldız, Türk Sivil Toplum Örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla, en içten duygularımla kutluyorum. Hizmetleri çok kıymetli. Gelecek nesillerimizi yetiştiriyorlar. Özveriyle çalışıyorlar. Başarıları daim olsun. Sağlıkla, huzurla mesleklerini icra etsinler. Evlatlarımız onlara emanet. Onların yetiştireceği evlatlarımız gelecek nesillerimizin anne babaları olacaklar. O bakımdan bu kutsal meslekte herkese dediğim gibi sağlıklı, huzurlu, başarılı, mutlu bir mesleki ömür sonrasında da anılarına döndüklerinde de tebessümle bakabilecekleri güzel bir hatıra ve birikim temenni ediyorum. Efendim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Bugünün önemini ve anlamını bize bahseder misiniz? Öğretmenler Günü tabii bizim açımızdan özellikle öğretmenler için ama toplumun her kesimi için de çok önemli bir gün. Zira öğretmenlerimizi gerçi sadece yılda bir defa anmıyoruz. Onlar bizim için her zaman önemli ama bugünün sembolik bir önemi var. Çünkü bildiğiniz gibi Ulu Önder Atatürk'ün baş öğretmenlik unvanı verildi 1928'de. 24 Kasım 1928'de. Dolayısıyla o günü biz 81 yılından beri Atatürk'ün 100. Doğum yıl dönümünden beri kutluyoruz. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da, Avrupa'nın birçok ülkesinde, dünyanın birçok ülkesinde Türk öğretmeninin olduğu yerde Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bugün bizim için önemli. Öğretmenlerimizin bizim için önemini vurguluyoruz. Bizim için onların ne kadar değerli olduğunu vurguluyoruz. Çocuklarımızı çünkü hepimiz onlara emanet ediyoruz. Geleceğimizin mimarları, öğretmenler. Dolayısıyla bu açıdan bizim için Öğretmenler Günü özel bir gün. Bugün de Berlin'de çok güzel bir törenle hem velilerimizin hem öğretmenlerimizin aileleriyle birlikte hem de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hep beraber kutluyoruz. Peki buradan bütün öğretmenlerimize bir mesaj gönderir misiniz? Tabii ben de bir öğretmenim. Aynı mesajı kendime de göndereyim. Biz öğretmenleri toplum olarak ve birey olarak çok seviyoruz. Onlar bizim için çok önemli. Kendilerine güveniyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı kendilerine teslim ediyoruz. Onlar gelecek yetiştirsinler diye. Bu açıdan bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü tekrar kutluyorum. Kendilerine sağlıklı, uzun ömürler, başarılı eğitim hayatı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Bugünün öneminden ve sizdeki anlamından bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Öğretmenler Günü duyunca, yaşayınca heyecanlanıyorum. Ben 46 sene hizmet yaptım. 65 yaşında yaşadığımdan emekli oldum. Zamanında görev yaptığım okuldaki müdür bu bir fenomen diyordular. Bayuzun hiç hasta olmaz, mazeret izni almaz, son güne kadar da görevinin başında diyorlardı. Öğretmenlik bir sevgi mesleğidir. Eğer mesleğinizi severseniz o zaman benim gibi 65 yaşına kadar
çalışırsınız. Bir anımı anlatayım. Çalıştığım okulda öğrenciler bu okulun en iyi öğretmeni kim diye araştırma yapıyorlar. O anketin sonucunda 42 tane öğretmenin olduğu yerde yabancı kökenli Türk öğretmeni ben, Ali Uzun birinci sırayı alıyor. Sonra öğrenciler benimle bir röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki, hocam siz bu okulun en sevilen öğretmeni olarak tespit edildiniz, çıktınız. Sırrınız nedir? Benim verdiğim cevap insan sevgisi. Çünkü sizi seviyorum, öğrencilerimi seviyorum. O zaman öğrencilerimde de bu yankılanıyor. Şimdi öğretmenlik gerçekten sevgiye dayanan bir meslektir. Kolay değil. İki çocukla anne baba evde baş edemiyor. Siz çocuklarınızla, öğrencilerinizle belli bir yöne yönlendiriyorsunuz. Onlara geleceğe hazırlıyorsunuz. İşte Atatürk'ü de yetiştiren öğretmenlerdir. Bütün görevlerin başında bulunanları yetiştiren öğretmenlerdir. Bu arada anne babaların önemini de unutmayalım. Önce eğitim ailede verilmeli. Onun üzerine de okullarda öğretmenler bunu inşa etmeliler. Evet, herkese selam ve sevgiler buradan. Sağ olun. Efendim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Bugünün öneminden ve anlamından, öğretmenlerimizin toplumdaki rolünden bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle çok naziksiniz, teşekkür ederim. Bugün bizim için sembolik de olsa önemli bir gün. 24 Kasım'da hatırlanmak hoşumuza gidiyor. Tabii ki öğretmenlerin bugün sorunları var, yok diyemeyiz ama biz her zaman olumlu açıdan yaklaşıyoruz bir öğretmen olarak. Yurt dışındaki görev bizim için daha da zor, daha da anlamlı. Buradaki çocuklara dokunmak, onlara Türkiye'nin havasını, sevgisini, şefkatini, kültürünü taşımak bizim için çok önemli. O yüzden buradaki önemimiz, buradaki görevimiz bizim için daha büyük bir önem arz ediyor. Öğretmenler her zaman toplumun rol modelleri olmuş kişilerdir. Her zaman topluma yol gösterirler, ışık olurlar. O nedenle biz de geçmişten gelen bu kültürü, bu mirası aynı şekilde alıp bir adım öteye taşımaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince tüm varlığımızla çalışmaya devam ediyoruz. Her şey güzel yarınlar için, gençliğimiz için. Teşekkür ederim. Bayağı ayrıntılı bir soru oldu. Biliyorsunuz öğretmenler genç nesil yetiştiriyor. Aynı zamanda Atatürk'ün liderliğini devam ettiriyorlar. Bu açıdan öğretmenlerin çocukların gelecek hayatında çok önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Şu anda heyecanlıyım. Verebileceğim cevap bu kadar. Peki buradan bizi izleyen bütün öğretmenlerimize bir mesajınız var mı? Evet. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, ilk günkü hevesleriyle yeni nesiller yetiştirmelerini diliyorum. Öğretmenler Günü gerçekten bizler için çok özel bir gün. Buradan göreve yeni başlayan meslektaşlarıma şöyle bir mesaj iletebilirim. Umarım son günlerine kadar görev yaptıkları yine ilk günkü aşkla, heyecanla bu görevi yapmaya devam ederler. Çünkü bizim mesleğimiz gerçekten içimizdeki heyecan, aşk olmadan hakkıyla yapabileceğimiz bir meslek değil. Bu sadece bunları söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. İlk öğretmenliğe başladığım gün kadar heyecanlıyım. Bundan 26 yıl önceydi. İlk bir köy okulunda başladım çalışmaya. O gün ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Her 24 Kasım bizim için yeni bir başlangıç oluyor. İdeallerimiz için buradayız. Daha önce konsolosluğa bağlı olarak iki dönem yurt dışı görevini tamamladıktan sonra Türkiye'den emekli oldum. Burada eğitim senatörlüğünde bayrağı devraldım. Görevimi orada devam etmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, benim Türkiye'de bir tane öğretmenim vardı. Ona çok teşekkür ediyorum. Bana okumayı, yazmayı ve birçok şey öğrettiği için. Ben Almanya'da doğduğum için Türkçe öğretmenimi çok seviyorum. Bize çok iyi davrandı. Bizimle bazen oyunlar oynadı, film izletti. Onu çok seviyorum. Öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Var yani öğretmenler biz çocukların şeylerini alıyorlar, yani yardım ediyorlar işte iş yapmak için, öyle. Öğretmenleri çok seviyorum.
Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz ve onları çok seviyoruz. Evet. Ben de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum ve onları çok seviyorum. Ben de. Tamam. Evet, yine bana. Kuşuna afiyet olsun. Thank you.